Kıymetli seyirciler, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin sohbetlerinden derlenen Bir Nefes bölümünde işte bu 3 dakikalık bandı da sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi yayın konuğumuzu alma vaktimiz geldi. Çok kıymetli ilahiyatçı bir hocamız, Ergün Çapan hocamız bizimle beraber. Ergün hocamıza önce merhaba diyeceğiz. Ergün hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk Asım Bey. Nasılsınız? Nasıl geçiyor Ramazan'ınız? Ramazan tabii buruk geçiyor. Bir yönüyle Allah'a ne kadar şükretsek az. Allah'ın verdiği nimetlere sonsuz şükürler olsun. Allah'ın ilmi ve malumat sayısınca hamdü senalar olsun. Allah iman lütfetmiş, imanlı insanlar lütfetmiş, sağlık lütfetmiş. Çok nimetleri var ama diğer taraftan da tabii mağdur mazlum çok insanlar var. Evet. Yaşanan çok ciddi sıkıntıları var. Yani hamd, şükür, burukluk iç içe diyebiliriz. Hamd, şükür. Şükürle, hamdla burukluk iç içe bir Ramazan. Cenab-ı Allah Ramazan'ı dolu dolu yaşamayı nasip etsin. Gufranla tüllenen bu aydan mağfiretle çıkmayı nasip etsin. Efendimiz Amin. Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, Ramazan'ı yaşayıp, idrak edip de mağfirete mazhar olmayanın burnu yerde sürülsün. Yazıklar olsun böyle bir fırsatı kaçırdı diye. Malum fırsatlar bir kere doğar, fırsat eda edilir, fırsatın kazası olmaz. Evet. Bu bir fırsat bizim için. Bu aydan dolu dolu, bu zaman kutlu zaman diliminden, altın zaman diliminden olabildiğince istifade etmeyi Allah hepimize nasip etsin. Amin. Hocam bugün 21. günü geride bırakıyoruz. Artık son 10 günlük dilimin içindeyiz. Çok da önemli bir gecenin içinde olduğu bir zaman dilimi bu. Cehennemin azabından, cehennem azabından, ateşinden korunacağımız gün inşallah. Ya da zaman dilimi Efendimizin sözleri çerçevesinde. Birazdan Kadir Gecesi'ne değinelim istiyorum ama önce özellikle vurgulamak istediğimiz bir konu var. Konuşmamızı kararlaştırdığımız bir konu var. Tevekkül konusu. Tevekkül nedir? Oradan başlayalım. Ve tevekkülle alakalı yanlış bildiğimiz şeyler var mı mesela? Tevekkül mesela nereden itibaren başlar? Buyurun hocam. Asım Bey, tevekkül çok hayati, çok önemli, çok dengeli ele alınması gereken bir konudur. Çünkü tevekkül konusu imanla, Müslümanın aksiyonuyla iç içe bir konu. Yani özellikle bela musibet zamanlarında, insanların değişik ızdıraplar yaşadıkları dönemde, zulme mağduriyete maruz kaldıkları dönemlerde, Allah'la olan irtibatlarını korumaları, sağlam bir doğru çizgide yürümeler açısından tevekkül çok önemli. Çok hayati bir öneme sahip. Kur'an-ı Kerim'de 40 kadar ayette fiil olarak tevekkül geçiyor. 4 ayette de mütevekkilun geçiyor. Ve pek çok ayette ve'alallahi felyetevekkelel mu'minun. Evet. Müminler sadece Allah'a tevekkül etsin diyorlar. Müminler sadece Allah'a güvensinler. Peki tevekkül ne demek? Yani tevekkül çok dengeli alınması gereken bir konu dedik. Tevekkül sebeplere riayet ettikten sonra bir işin olması için sebepler aleminde olması gereken sebepleri yerine getirdikten sonra Cenab-ı Allah'ın o konudaki tasarrufunu beklemektir. O konudaki icraatını beklemek ve Allah'a güvenmektir. Sebepleri yerine getirmeden hiçbir sebebi yerine getirmeden, yapmadan ya Allah kerimdir demek tevekkül demek değildir. Bu tevekkülü yanlış anlamaktır. Teekküldür de deniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her hususta bizim rehberimizdir. Peygamber Efendimiz hayatın her karesinde bizim rehberimizdir. Çünkü Kur'an-ı Kerim le'amruke diyor, Efendimizin hayatına yemin ediyor. Hayatının her karesine yemin ediyor. Hayatın her karesi bizim için çok önemli. Ve lekum fi Rasulillahi usvetun hasenetun limen kana yerculla vel yevmel ahir. Allah'a ve ahiret inananlarda o şanı yüce nebide en güzel örneklik vardır. Yani üsve kelimesi her derde deva, ilaç demek. Sizin her derdinizin devası benim o şanlı peygamberim hayatında.
peygamberimin hayatında diyor Cenab-ı Allah. Şimdi Efendimizin hayatına baktığımızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sebeplere riayet ediyor. Sonra elini açıp Allah'a dua ediyor. Allah'a yalvarıyor. Hele bir de zamanın çıldırtıcılığına karşı beklenilmesi gereken meseleleri de senelerce bekliyor. Ya düşünün, Efendimiz aleyhissalatü vesselam vahiy alıyor. Cibril'le görüşüyor. Allah'tan bilgi alıyor. Direkt bilgi kaynağı Allah. 13 sene Mekke'de yaşıyorlar. Çok sıkıntılı bir hayat. Çok bela musibet içerisinde bir hayat. Habbab bin Eret bir gün geliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Kabe'deyken. Ela testensuru lana, ela ted'u lana. Ya Resulallah diyor, artık dayanamıyoruz. Elini aç, dua et. Sen Allah'ın peygamberisin. Bizim için yardım iste. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki sizden önceki inanan insanlar çok ağır şartlarda imtihan edildiler. Testereyle ikiye biçilen insanlar vardı. Ama dinlerinden dönmüyorlardı. Testereyle. Ya bir tarafta iman, öbür tarafta dünya. Evet. Yine bir burada parantez açmak istiyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam biliyor ki seyyeti alen nas zamanun es-sabiru ala dinihi kel-kabidi alel-cemr. Ümmetime bir zaman gelecek, dini değerlerini yaşamada kararlı olan insanlar, sabreden insanlar, ellerinde ateş koru tutan insanlar gibi olacak diyor. Dinini yaşamak istiyorsun, helal harama riayet etmek istiyorsun, dini değerlerle insanları buluşturmak istiyorsun ama bunu yapmak kolay değil. Çok ağır imtihanlara maruz kalacaksınız. Evet. Efendimiz Habbab hadisinde de diyor ki siz acele ediyorsunuz. Acele etmeyin. Bir gün gelecek işte Sana'dan Hadramut'a kadar bir kadın hiçbir şeyden korkmadan gidecek diyor. Allah ve kurtlardan korkmadan gidecek diyor. Şimdi tevekkül hakikaten zor bir mesele. Ama sebeplere riayet ettikten sonra Allah'a teveccüh edildiğinde Allah o insanın kalbine bir huzur veriyor. Bir itminan veriyor. Tevekkül demek tek güç kaynağı Allah'a dayanmak demek. Benim yegane güç kaynağım Allah. Allah'a güveniyorum. Allah'tan bekliyorum. Ve alallahi feletevekkel mütevekkilun. Ve alallahi feletevekkel müminun. Sadece Allah'a tevekkül etsinler diyor. Yani Arapça bilen hocalarımız iyi bilirler. Mef'ulun öne geçmesi hasır ifade eder. Ne demek bu? Başkasına değil. Sadece güç kaynağı olarak Allah'a güvenin. Allah'a dayanın. Tevekkülün manası şudur. Allah'a tevekkül etmenin bir manası şudur. Allah'ım sen benim işlerimin vekilisin. Vekil sensin. Sen beni görüp gözetiyorsun. Sen beni koruyorsun. Sen bana sahipsin. Ve tevekkül hakikaten çok önemli. Evet. Peki. Ama o dengenin iyi tutturulması lazım. Yani evet. Bir yandan sebeplere riayet edeceğiz olması gereken, diğer taraftan da Allah'ın sonsuz gücüne ve kudretine itimat evet. edeceğiz. Şimdi sebeplere riayet meselesine bir gelelim isterseniz. Yani tevekkül etme noktasına gelmeden önce uyulması gereken, yapılması gereken şeyler var. Kurallar var. Aynı zamanda işler de var. Şimdi siz diyelim ki bir denize açıldınız ya da denizde yüzmek istiyorsunuz. Yüzme biliyorsanız eğer yüzebilirsiniz. Aynı zamanda suyun üstünde de ancak o şekilde kalabilirsiniz. Şimdi ben tevekkül ediyorum. Nasıl olsa kaderimde ne yazıyorsa o olacak. Benim bir şey yapmama da gerek yok demek. Yani tembellik göstermek, atalet içerisinde yaşamak tevekkül etmek değildir diye düşünüyorum sizin anlattıklarınızdan. Bu anlamda sebebe riayet nereye kadar olmalı? Tevekkül nerede başlamalı? Asım Bey, güzel, önemli bir soru sordunuz. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi bizim hayatımızı yaşamada, olayları değerlendirmede, insanları değerlendirmede rehberimiz Kur'an-ı Kerim Efendimizin hayatı. Kur'an-ı Kerim'de fe etba sebebe diye Zülkarneyn gibi harikuladeler kuşağında giden bir insan bile sebepleri bırakmıyor.
Peygamberimizin mucizelerinin hepsinde bir sebep vardır. Mesela çok az su var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam getirin su istiyorlar efendim de. Ordunun su ihtiyacı yok. 1500 su ihtiyacı var. 1500 kişi insan ama çok az su var. Efendim diyor getirin o suyu benim elimden dökün. Yiyecek aynı şekilde o yiyeceği Efendimiz herkesin yiyeceğini topluyor. Çok az yiyecek pek çok insana yetiyor. Mucizelerde bile sebepler terk edilmiyor. Çünkü biz esbab dünyasında yaşıyoruz. Biz sebeplere riayet etmekle mükellefiz. Ki Efendimizin hayatında hep sebeplere riayet ettiğini görüyoruz. Hayatın her karesinde Efendimiz sebeplere riayet etmiştir. Doktorlar gelip Efendimiz'i ziyaret etmişlerdir. Efendimizin hastalığını teşhis etmiş, tavsiyelerde bulunmuşlardır. Hemen hemen her konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bakın şu an biz bütün dünya genelinde salgın bir hastalıkla karşı karşıyayız. Belki tarihte bu ölçüde ne kadar oldu bilmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِذَا سَمَعْتُمْ بِعَرْضٍ بِالتَّعُنْ فَلَا تَدْخُلُوا ف۪يهَا وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِعَرْضٍ وَاَنْتُمْ ف۪يهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا buyuruyor. Yani siz bir yerde taun gibi bulaşıcı bir hastalık olduğunu duymuşsanız sakın oraya gitmeyin diyor. Orada da bulunuyorsanız oradan dışarı çıkmayın diyor. Yani ne demek bu? Sebeplere riayet edin. Koruyacak olan Allah'tır. Evet. Ama sizin sebeplere riayet etmeniz lazım. Şimdi diğer bir konu, işte salgın hastalık yayılıyor. Efendimizin aleyhissalatü vesselam çok önemli getirdiği bir karantina adına bir prensip var. La yuridenne musih ala mumrid. La yuridenne mumrid ala musih. Doğrusu la yuridenne mumrid ala musih. Hastalıklı olanı sağlam olanın yanına getirmeyin. Ya onun aynı atmosferi buluş olmasın demek. Hı hı. Yani şimdi sosyal mesafe diyorlar işte 1,5 metre, 2 metre yani şu anki tıp ilminin keşiflerine göre. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam salgınlardan korunma adına, sebeplere riayet etme adına bize çok önemli bir prensip veriyor. Evet. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz ki benden sonra peygamber gelseydi Hazreti Ömer olurdu diye Efendimizin hadisi şerifi var. Hulefai Raşidin'den. Raşid halifelerimin yoluna sımsıkı yapışın, az dişlerinize tutun diye Efendimizin hadisleri var. Hadis-i şerifleri var. Hazreti Ömer Efendimiz Şam'da, Anvas'ta taun olduğunu duyunca bütün sahabeyi topluyor, konuşuyor. Bazıları girelim diyor, bazıları girmiyor. Hazreti Ömer girmiyor. Evet. Daha sonra Abdurrahman bin Avf geliyor. Biraz evvel okudum, hadisi söylüyor. Ben Allah Resulü'nden bu hadisi duydum. Taun olan yere girmeyin. Veba olan yere girmeyin. Sahabenin birisi başkası diyor ki bu diyor Allah'ın kaderinden kaçmak olmaz mı? Diyor ki Allah'ın bir kaderinden öbürüne gidiyoruz. Ve orada Hazreti Ömer çok güzel bir misal veriyor. Diyor ki senin diyor develerin olsa iki tane arazi var. Birisi kurak, ot yok, su yok. Öbür arazi çok güzel. Öbür vadi çok güzel. Yeşillik, sular var. Deveni ikisinde de otlatabilirsin, ikisine de gönderebilirsin. Bu ikisi de kader olmuyor mu diyor. Evet ikisi de kader oluyor. Kurak araziye de götürürsen kader, yeşillik araziye götürürsen de kader. Sebeplere riayet edip etmekle mükellefiz. Bu konuda pek çok ayet ve hadisi süzerek muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin çıkardığı çok önemli bir prensip var. Yani bir işi yapacağımız zaman sebeplere o kadar riayet edelim ki dıştan bakan insan bu insan esbab perest mi demeli? Ya bu ne kadar sebeplere önem veriyor? Bu esbab perest bir insan. Sebepleri yerini getirdikten sonra Allah'a öyle tazar ve niyaza dua edelim ki gören ya bu hiç arada hiç sebeplere değer vermiyor. Sebeplere hiç değer vermiyor. Şimdi Efendimiz'in hayatında da bunu görürüz. En zor anlarla. Bakın Bedir'de Efendimiz tabiyeler yapıyor. Kuyuların yerleri değişik şeyler, stratejiler uyguluyor ama sonra elini açıyor. Allah öyle bir yalvarıyor ki hiçbir sebep yokmuş gibi. Şimdi bu dengenin korunması çok önemli Asım Bey. Yani bir iş hangi iş olursa olsun o işle ilgili yapmamız gereken sebepler nedir gücümüz ölçüsünde?
Evet. Onları düşünüp tek tek çıkarıp yapıp ondan sonra el açıp Allah'a dua etme. Evet. Allah'ın icraatını bekleme. Evet. Ha, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizim farklı bir şey geldiğinde de bunda da bir hayır vardır demeli. Evet. Burada bir diğer önemli husus da şu. Kur'an-ı Kerim diyor ki: "Asa en tekrur şeyen ve ve hayrul lekum ve asa en tuhibbul şeyen ve ve şerrul lekum." Siz bir şeyi seversiniz, hoşlanırsınız ama neticesizin o güzel bir şekilde neticelenmez. Neticesi sizin aleyhinize neticelenir. Size göre hoş olmayan bir şekilde neticelenir. Bir şeyden de hoşlanmazsınız, o güzel bir şekilde neticelenir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Bazı olayların dış yüzü ekşidir. Dış yüzü ekşidir. Dış yüzü ekşi olayların neticeleri hayırlıdır. Hayırlıdır. Dolayısıyla burada ölçü ne? Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Müslümanın durumu şayanı takdirdir. Hı hı. Bir nimete, bir güzelliğe mazhar olduğunda, Allah'ın bir lütfuna, bir güzelliğine mazhar olduğunda, Allah'a şükreder, kazanır. Bir belaya, musibete maruz kaldığında da sabreder, yine kazanır diyor. Bu da tevekkül adına çok önemli bir denge olsa gerek. Tabii tevekkülde Allah'a inanma, Allah'a güvenme, imanın derecesi çok önemli. Evet. Asım Bey, yani Ergin ama hocam, meseleyi tabii dengeli ele almak lazım. Denge içerisinde alınması gereken bir konu. Evet. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Cebrail vasıtasıyla zırhının üstüne bir zırh daha giyin diye bir talimat veriyor. Aynı zamanda mesela kapının açılmasını istiyorsak, girmek istediğimiz yere doğru mutlaka ya kapıyı çok çalmamız gerekiyor, dokunmamız gerekiyor, zile basmamız gerekiyor ya da kapının koluna basmamız gerekiyor. Tıpkı Hazreti Musa'ya Allah'ın emrettiği gibi asanı vur denize dediği gibi bu bir sebep, yani bu sebebi yerine getirmek icap ediyor. Bu örnekler yanlış olmamıştır inşallah. Tabii sebepler var hocam. Sebepler dünyasına riayet ediyoruz. Hatta sebepler Allah'ın bir şey yaratmasına artı Allah şartı adi yapmış. Sebeplere riayet etmemiz Allah'a saygının ifadesi. Hı hı. Allah bizim sebeplere riayet etmemizi istiyor. Ama burada da ince bir nokta var. Sebeplere riayet ettik, sebeplerine yetire getirdik. Ama yaratan sebepler değil. Allah yaratıyor. Yani tıpkı siz bir binada, büyük yüksek bir binada diyelim 15. kata çıkmak istiyorsunuz. Asansörün düğmesine basıyorsunuz. Asansör sizi oraya çıkarıyor. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Sadece düğmeye basıyorsunuz. Sizi oraya çıkartan kim? Asansör. Şimdi sebepler de düğmeye basma gibi bir şey, sebeplere riayet etmekte. Ha, burada en önemli meselelerden biri tevekkülde de sebeplere riayet etmekle birlikte yaratanın Allah olduğuna inanmak. Evet. Müsebbibül esbab Allah'tır. Sebeplere riayet edersiniz, o iş meydana gelir. Bazen sebeplere riayet etme imkanınız yoktur. Yürekten Allah'a bir dua edersiniz. Allah o sizin duanızı sebep kabul eder, size lütufta bulunur. Zaten dua nedir? Sebepler üstü Allah'ın ekstra lütuflarıdır. Tabi duada da fiili duayla kavli duanın birlikte olması lazım. Hani tevekkül konusu önemli. Sebeplere riayet etmekle birlikte yegane güç kaynağının Allah olduğuna inanmak, Allah'tan beklemek. Evet. Şimdi tevekkülle alakalı belki sorulacak sorulardan bir tanesi de şu yaşadığımız sıkıntılı süreç üzerine olmalı. Şimdi çok acı günler yaşıyoruz. Çok acı çeken arkadaşımız var. Vefat edip şehit olup gitmiş arkadaşlarımız var. Hasta olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Şimdi böyle bir noktada tevekkül etmekte biraz zorluk çekiyor insan. Çünkü bizzat kendi yaptığı bir suç yok, kendi işlediği bir suçu yok. Bir zalimin zulmüne maruz kalması meselesi var. Burada sebepler olarak neye dikkat etmemiz gerekir, sonrasında nasıl tevekkül etmemiz gerekir? Şimdi Kur'an-ı Kerim'in, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin bu konuda bize verdiği çok önemli bakış açıları var. Hı hı. Evvela bir mümin, Kur'an-ı Kerim'e değişik ayetlerde bildirildiği üzere
başına gelen her bela ve musibetin kendi hatalarından ve günahlarından olduğuna inanması lazım. Ve ma esâbekum fe bimâ kesebet eydîkum. Hatalar, kusurlar izafidir. Bazen açık bir günah işlersiniz, bir zulmedersiniz, ondan gelir. Bazen nimetin şükrünü yerine getirmezsiniz, nimetin hakkını vermezsiniz, ondan evet. dolayı gelir. Konumunuzun hakkını vermezsiniz, ondan dolayı gelir. Değişik sebepleri var. Ha, gelince de bela ve musibetlere sabredip, bu da Allah'tan deyip, tövbe istiğfarla Allah'a yönelmek, onu kazanma kuşağına çevirmek çok önemlidir. Hani biraz evvel ifade etmeye çalıştığım Efendimiz'in hadis-i şerif bu konuda çok önemli. Yani nimete mazhar olursak şükür, sıkıntılı, ızdıraplı, meşakkat, tahammül fersa bir şeyle karşılaştığımızda da sabredip, Allah'a tövbe istiğfar edip Cenab-ı Hak'tan fereç mahreç beklemek önemli. Yani öbür evet. türlü haşa Allah'a isyan etme, ben ne yaptım ki bunlar benim başıma geldi gibi şeyler doğru şeyler değil. Bu Allah'la pazarlık manasına gelir. Bir de kazanma kuşağında kaybetme manasına gelir. İbadetler iki çeşittir. Pozitif ibadet, negatif ibadet. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, himmet, burs vermek. Bunlar pozitif ibadetlerdir. Negatif ibadetler de Bediüzzaman'ın yaklaşımıyla menfi ibadet, bela ve musibetlere sabretmektir. Bela ve musibetleri insan sabrettikçe bir yandan günahları siliniyor, dökülüyor, öbür taraftan da derecesi yükseliyor. Eğer öyle olmasaydı, yani bela ve musibetsiz bir hayat olsaydı, peygamberlerin hayatlarında olurdu. Kesinlikle. Yusuf Aleyhisselam iffetini koruduğu için zindanlara atılmış. Öyle değil mi? Evet. Dini değerlerini yaşadıklarından dolayı peygamberimiz memleketinden sürülmüş. Asım Bey, memleketinden sürülmeyen peygamber yok. Kovulmayan peygamber. Bir Ümitli Ramazan devam ediyor. Ergün Çapan hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zannediyorum sesteki problemi de gidermiş olduk. Ergün hocam, duyabiliyorsunuz değil mi? Evet, duyuyorum. Şu anda sizin de sesiniz gayet iyi geliyor. Ergün hocam, son 10 dakikamız var. Şimdi son 10 günlük dilimin içerisindeyiz inşallah. Kadir Gecesi var ve itikaf dediğimiz bir ibadet de var. Kadir Gecesi ile alakalı bize neler söylersiniz, neler tavsiye edersiniz, nasıl değerlendirmeliyiz? Estağfurullah. Seyircilerimiz daha iyi bilirler. Kadir Gecesi Allah'ın bizlere sunduğu altın bir zaman dilimidir. 80 küsür seneden daha çok ibadet sevabı kazandırıyor. Leyletul Kadir hayrun min elfi şehr. Bin aydan hayırlıdır buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Men kâme leyletel kadr imanen ve ihtisaben gufre lehu mâ tekaddeme min zembih." Kim Kadir Gecesini inanarak sırf Allah rızası için ibadetle Allah'a kullukla ihya ederse geçmiş günahları affolur buyuruyor. Çok önemli bir fırsat. Altın bir zaman dilimi. Tabi altın olması bizim değerlendirmemize bağlı. Evet. Biz değerlendirirsek bizim için altın olur. Ama biz değerlendiremezsek o bizim için altın olmaz. Kadir Gecesi'nde özel bir ibadet yok. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen özel bir ibadet şekli yok. Her ne kadar bazı kitaplarda Kutul Kulub, İmam Gazali İhyas gibi bazı şeyler, namaz şekilleri tarif ediliyor da onlar da olabilir. Bu geceye özel bir ibadet yok. Bu gece Allah'a ibadet etmek, namaz kılmak, işte kaza namazı, tövbe istiğfarla Allah'a yönelmek, Kur'an-ı Kerim okumak önemli. Ve duayla yakarışa geçmek, Allah'tan mağfiret istemek çok önemli. Bu gecede isteme çok önemli. Allah'ın bu ekstra lütuflarından bir şey elde etmek çok önemli. Allah'tan ne isteyelim? En kıymetli şey nedir Allah'tan istenilecek? Kur'an-ı Kerim وَسَارِيُوا اِلَى مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ buyuruyor. İlk önce Allah'ın mağfiretine yarış yapar gibi koş. İlk önce istenmesi gereken şey Allah'ın bağışlamasıdır. Arınmamızdır. Kalben ruhen arınmak günahlarımızın bağışlanmasını istemektir.
Yani formatlama, vicdanı, kalbi, ruhu formatlama çok önemli. Evet. Eğer öyle bir arınma olmazsa cenneti de duyamazsınız. Zaten cennete ehil hali de giremezsiniz. Şimdi ayet ilk önce diyor ki Allah'ın mağfiretine koşun ve cennete koşun. Allah'tan mağfiret etmesini isteme, bağışlanmasını isteme çok önemli. Tabi duada da Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği bir üslup var, edep var. Ki bizim milletimiz selam vermeden önce Kade-i Ahire'de son oturuşta onu okur. Güzel bir adet. Hocalarımız da bize öğretirler sağ olsun. Rabbena gfirli veli valideyi velil mü'mine yevme yekumul hisab. Allah'ım beni mağfiret et, beni bağışla. Annemi, babamı, yakınlarımızı da dahil bağışla. Ve bütün müminleri. İlk önce kendimizden başlayarak Allah'tan af ve mağfiret isteme. Ya bu arada şuna da temas etmemiz lazım. Af ve mağfiret birbirinden farklıdır ama maalesef Türkçe meallerde ikisine aynı mana veriliyor. Mağfiret günahı, hatayı görmezlikten gelmek demek. Af ise günah ve hatayı tespit edip sonra üzerine çizmek demek. Mağfiret daha önemli. Evet. Hiç günah işlememiş gibi kabul etmek. Allah'tan mağfiret, bağışlanma isteme çok önemli. Eski dilimizde buna yargılama deniyor. İnşallah bu ustada hani hazırlanacak yeni meallerde bu hususiyete dikkat edilir. Allah'tan mağfiret İnşallah. İsteme ama ilk önce kendimiz için. Rabbena gfirli, Allah'ım beni mağfiret et, beni yargıla. Anne babamı, büyüklerimi, yakınlarımı, sonra bütün müminleri. Özellikle mümin kardeşlerimiz için dua etmek, yakarışa geçmek çok önemli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Men lem yehtemme bi emril müslimin fe leyse minhum." Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir. Yani çok mağdur mazlum kardeşlerimiz var. Zindanlarda, hapishanelerde. Bakın Asım Bey, ibadet iki çeşittir. Mali ibadet, bedeni ibadet. Zekat vermek, sadaka vermek, himmet vermek mali ibadet. Sen mali ibadet verdin diye insanlar zindanlara atılıyor. Hem de kim? Müminler tarafından veya mümin görülenler. İslami argümanlarla bu zulümler işlenir. Siz sohbete katıldınız, suç işlediniz. Efendimiz sohbete katılanları Allah'ın övdüğünü, meleklerin takdir ettiğini söylüyor. Sohbet, Efendimizin yetiştirdiği en güzel insanların, Efendimizin rahle-i tedrisine yetişen sahabenin önemli özelliği. Peygamberimiz sohbetine katılmış. Evet. Sohbet meclislerine katılmayla ilgili Efendimizin pek çok hadisleri var. Şimdi böyle bir dönemden geçiyoruz. Dini değerlerini yaşadığından dolayı insanlar zindana atılıyor, malına mülküne çökülüyor. Çok ciddi zulümlere maruz kalıyor. Evet. Burada nedir? Sabretmektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 sene Mekke'de çok zor şartlarda yaşadı. Hep sabrettiler. Allah kerim, vekil Allah. Yapılanları Allah'a havale edip, Allah her şeyi görüyor, biliyor. Tövbe istiğfar etmemiz ve mağdur mazlum kardeşlerimize dua etmemiz bizim vazifemiz. İnşallah. Ergün Hocam birkaç gün önce... Mümin kardeşlerimize dua yalvarmak, onlara bir feleç mahreç lütfetmek için Allah'ın kapısında yalvarmak bize düşen bu. Evet. Birkaç gün önce Hakan Zafer Bey yayınımıza katıldığında dua ile alakalı olarak demişti ki böyle nokta atış yapmalısınız. Ne istiyorsanız onu doğrudan doğruya söylemelisiniz, Rabbimizden talep etmelisiniz. Kadir Gecesi de bunun için az önce saydıklarınızdan dolayı tam isabetli bir zaman dilimi. İtikaf, çok az vaktimiz kaldı, 4 dakikamız kaldı. İtikafla ilgili neler söylersiniz, nelere dikkat edelim? Asım Bey, itikaf sünnet-i müekkededir, çok güçlü bir sünnettir. Ama Müslümanların arasında unutulmuş bir sünnettir. Gerçi şimdi cebri bir itikaf süreci yaşıyoruz. Evet. Virüsten dolayı evimizden dışarı çıkamıyoruz. İbadetle, Allah'a kullukla, tevekkürle geçirirsek, mala yani boş şeylerden uzak durursak, itikaf yapmış gibi sevap kazanırız. Efendimizin çok güçlü bir sünnetidir itikaf. Medine'ye teşrif buyurduktan sonra Efendimiz itikaf yapmıştır. Hatta bir keresinde yapamadığında daha sonra onu kaza etmiştir.
Erkeklerin mescidin bir kenarında, bayanların da evlerinde ibadet için ayırdığı yerde yapılması format olarak o şekildedir. Tabii bunun için mescitlerde özel yerlerin olması, inşallah mimari de ona göre dizayn edilir. Hatta muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin bir ideal olarak ortaya koyduğu üzere eserlerinde, yazılı eserlerinde, mescitlerimiz, camilerimiz yeniden erkeklerin ve bayanların mahremiyet esaslarına riayet edecekleri şekilde itikaf mahalleriyle yeniden yapılır inşallah. İnşallah. İtikaf, insanın Allah'la baş başa kalması, duayla, ibadetle, tefekkürle, muhasebeyle hayatını geçirmesi demek. Son 10 gün Efendimiz itikaf yapıyor. Bir günde yapılabilir diyen imamlar var, mezhepler var. Ramazan'ın son 10 gününde itikaf yapmak sünnet, sünnet-i Mekke'de, başka zamanlarda olabilir. Yani insanın yeniden kendisini yenilemesi, update, upgrade yapması adına çok önemli. Allah'la baş başa kalma, Allah'ın azametini vicdanında duyma, ruhunu, kalbini işlettirmesi, geçmiş hayatında Allah'ın lütuflarını duyup bunlar ne kadar hakkını verdim, nereleri eksik yaptım, evet, bunları nasıl telafi edebilirim? Tabii en önemli mesele de vicdanda, gönlünde Allah'ın azametini duyup mazhar olduğumuz nimetlerin kıymetini anlayıp Allah'a şükretmek. İman ne büyük nimet, Allah'a ibadet ne büyük nimet, Allah'ı tanımak ne büyük nimet, Kur'an okumak ne büyük nimet. Mazhar olduğumuz lütufların, nimetleri anlama açısından da itikaf çok önemli. Evet. İtikafın şartları var mı? İtikaf sünneti ihya edilmeyi bekleyen bir sünnet. Evet. Asım Bey. İtikafın şartları var mı hocam? 1,5 dakikamız kaldı. Yani itikafta dünyevi şeylerle meşgul olmama, mecbur olmadıkça, hayati bir sebep olmadıkça, mecburiyet olmadıkça itikaf mahallinden dışarı çıkmama, bunlar önemli. Yani itikaf, insanlarla kavga etmeme. Şimdi bazen oluyor ki camilerde veya bir yerde insanlar itikaf yapıyorlar, yer kavgası yapıyorlar. Yok sen orada kaldın, yok ben burada. Bunlar itikafın ruhuna uygun şeyler değil. Evet. Yani dünyevi şeylerle meşguliyeti minimize edip ibadetle, evratla, ibadet etmekle, namaz vakitlerinde ibadet ederek, Kur'an-ı Kerim okuyarak, hadis-i şerifler okuyarak manen kendimizi, evet, nasıl geliştirebiliriz? O tür şeyleri yapmak. Dünyevi İnşallah. Şeylerden olabildiğince uzaklaşmak. İtikafın temel özü bu zaten. Evet, inşallah. Ergün Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Hemen ezandan önce bir sohbetimiz daha olacak. O bandı hazırladık biz de seyircilerimize. Size şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz Ergün Hocam. Ben de size ve bütün seyircilerimize, bütün dinleyicilerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyor. Ramazan'ın son 10 günü dolu dolu yaşamalarını, bütün mümin kardeşlerimize, özellikle mağdur mazlum kardeşlerine dua dua yalvarmalarını, bayramın hepimize bayram olmasını diliyorum. Amin, amin. Teşekkür inşallah. Ediyorum. Allah razı olsun. Allah emanet olunuz. Hoşça kalın.